2011'den beri bir hayalimiz var diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023-2024 adli yıl açılış töreninde yeni anayasa girişimlerini başlatacaklarını açıklamıştı. Siyasi partilere, mahkemelere ve barolara sürece katkı vermek üzere çağrı yaptı. Bir diğer çağrıyı da yurttaşa yaptı. 85 milyonun tamamının sahipleneceği ve işte benim anayasam diyerek baş tacı edeceği bir metni artık milletin takdirine sunmamız gerekiyor. Peki Diyarbakırlılar yeni anayasa için ne düşünüyor, neler talep ediyor? Zaten kendi anayasası kurmuş, kendi yasalarıyla zaten ülkeyi yönetiyor. Bence seçim var, yerel seçimler var. Tabii biraz topluma mesaj verilmek istiyor. Yani ben samimi bulmuyorum yani. Şahsen samimi bulmuyorum. Milletin devletinde beklentisi ne olabilir? Adalete dayalı, insan temel ve hak özgürlüklerine dayalı, demokrasine dayalı bir anayasa hazırlanması. Tek adam rejimiyle ülkeyi yönetiyor. Yeni anayasa seçim var diye bence ben samimi bulmuyorum yani. Samimi bulmuyorum. Kendisi de bir Kenan Evren'in bir alternatifiydi zaten. Ülkede kimse ondan razı değil. Yeni anayasada Kürtler, tüm ezilmişler, herkes içinde olmasın, tüm halk kendini içinde bulmazsa yeni anayasanın 82 anayasından bir farkı yoktur. Bu ülkede yaşayan renkler, diller kardeş, kayıtsız, şartsız kardeş olmadığı müddetçe hiçbir anayasa buraya para etmez. Referanduma gidilmeli mi? Valla bence gidilse de boş. Referanduma gidilmemesi lazım. Bunu daha önce yaşadık işte, bir darbe, junta anayasası geldi. Maalesef referandumda %92 oy aldı. Zaten Türkiye'nin yüz karası. Yurttaşlar yeni anayasa için aslında gerekli derken bir yandan da yeni yapılacak anayasanın eski anayasadan daha iyi olacağını düşünmüyor. Yeni anayasanın da eskisinden farkı yok. Çünkü kanun hükmünde kararnamelerle alışmışlar ülkeyi yönetmeye. Vatandaşa inip de derdini birebir çözüm odaklı soran yok, çözüm getiren yok. Yeni anayasadan da umudumuz yok. Eğer yeni anayasada Kürt yoksa zaten 82 anayasadan bir farkı yoktur. Eğer bir anayasa hazırlanacaksa insan temel ve hak özgürlüklerinin üzerinde bir anayasa hazırlanmalı. Sizce böyle mi yapılır? Umut ediyorum. Umut ediyoruz, böyle yapılmasını gerektiğini düşünüyorum. Aksi olursa kendi ayaklarına sıkmış olurlar. Her şey aynı olacaktır diyorum. Neden farklı bir şey bekliyor mu? Hükümetten umutlu musunuz? O zaman yürekli bir şekilde söylenmesi lazım. Ben yani umutlu değilim. Yeni anayasada kadınlara bir şey yok mu? Yok. Yok maalesef. Kadın adı da yok zaten. Bu kadar. Yeni anayasa çıkışı yurttaşta heyecan yaratmamakla birlikte umutsuz bakanların sayısı az değil. İstemiyoruz yeni onun anayasasını istemiyoruz. Eğer çok anayasa çok meraklıysa sivil toplum kuruluşlarıyla efendime söyleyeyim derneklerle, partilerle yani muhalif partilerle bir araya gelmesi lazım. Kendi anayasasını oluşturacak. Çünkü güvenmiyorum yani. Bütün hükümetler için söylüyorum. Kendi iktidarları ve güç kimdeyse kendi iktidarlarını kendine göre anayasa hazırlanması bu haksızlıktır, bu vicdansızlıktır. Bütün mesele budur. Benim demokrasimin başlayıp bittiği yerde seninki başlamıyorsa bu zaten demokrasi değil bir. İkincisi demokrasiyi bize kurumlar, tarikatlar, sekte sofiler, bilmem onlar bunlar kimse bana dikte edemez. Demin gördünüz, iki tane arkadaşa dediniz bu soruyu sorayım. Kusura bakmayın dedi, biz memuruz, konuşamayız. Bir memur, işçi veya bir sivil toplum örgütü bu hükümeti, bu sistemi eleştiremiyorsa demokrasiden söz etmenin bir anlamı yok. Karamsarlıkla birlikte yeni anayasanın özgürlükçü ve demokratik olmasının yanı sıra Kürt kimliğinin tanınmasını talep eden de var. Anayasada tüm siyasi tüstarlar, tüm Kürt hakları, içeride olan, zindanda olan kardeşlerimiz, ölüm döşeğinde olan bırakılmasını istiyoruz. 100 yıl önce Kürtler reddedildi, bu savaşlar, bu zulümler başladı, isyanlar başladı. Onun için eğer yeni anayasa, demokratik anayasa olacaksa başta Kürtler içinde olmak üzere tüm ezilmiş halklar içinde olacak. Kürt dili, kimliği, kültürü ve tüm ezilmiş halklar içinde olacak. Dini temellere dayalı bir sistem isteyendi. İnşallah yani bu 1923'te temeli atılan
o veya 82'de falan anayasaların hepsinin değiştirilmesi tarafındayım. Çünkü ben daha çok dindar bir insan olduğum için dini temellere, İslami temellere dayanan bir anayasanın olmasını istiyorum. Erdoğan'ın yaptığı şeyler de bizi tatmin etmiyor. İnsanlar istediği zaman, oy birliğiyle kendini istediği zaman bir şeyler değiştirmesi lazım. Buna karşıyız yani. O yüzden daha özgürlükçü, daha yani dinimize dayalı bir şey olmasını istiyoruz yani. Siyasi partilerin tümünün anayasa hazırlık sürecine dahil edilmesi konusunda ise ortak bir talep var. Hangi partiler bu sürece dahil edilmeli sizce? Türkiye'deki aktif siyasette bulunan bütün herkes buna şey etmeli, beştar olmalı ve bunların temel başlıkları da milletle paylaşılmalı diye düşünüyorum. Anayasanın içinde Halkın Demokratik Partisi olması gerekiyor ve Türkiye İşçi Partisi de olması gerekir. Eğer eşitlikse tüm partiler anayasada olması gerekir. Başta HDP. Demokratik anayasa Kürt meselesi ve Kürdistan meselesinin çözümünden geçer. Her taraftan partilerin, kişilerin ideolojisine bakmaksızın tüm sivil örgütlerin bu işe katılmasında fayda var. Tarafsız profesörler tarafından, anayasa hukukçuları tarafından böyle bir anayasa olursa olabilir. Ama şimdi bunlar 100 tane anayasa yapsa ben birini bile tanımam yani. Peki yurttaşların hayalindeki yeni anayasa nasıl? Bizdeki anayasa herkese eşit bakmalı. Mesela bugün ben bir Kürt vatandaşıyım ama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım, Kürt'üm. Ben bir yazı ya bir yere bir yazı yazamıyorsam, Kürtçe konuşamıyorsam öyle bir anayasa gelecek ki bunu uygulayacak hükümet de lazım ki kimse kimseyi incitmeden, kimse kimsenin hakkına haksızlık etmeden, tecavüz etmeden yaşayabilecek. Türkiye'de herkes rahat yaşasın. Bilmiyorum yani en güzel dileklerimi Türkiye diliyorum. Ben de rahat, özgür bir Türkiye isterim. Yani kadınların kadın olarak yaşadığı bir Türkiye. Her dinin, her ırkın kendince yaşayabilecek, özgür bir şekilde yaşayabilecek bir Türkiye isterim. Eğer Cumhurbaşkanı gerçekten demokratik bir ülke kuracaksa, Cumhurbaşkanı gerçekten o anayasada Kürtlere yer verecekse eyvallah. Yoksa boşuna çağrı yapmasının bir anlamı yoktur.